Kerem Atakan Keskin aslında çok küçük yaş gruplarında da çok dikkat çeken bir oyuncuydu. Ozan Kabaklı, Yunus Akgünlü jenerasyonun dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında oynayan önemli bir parçasıydı. Sakatlık problemleri oldu ama bunları geçmişte bıraktı ve yoluna devam ediyor Serdar Sarı'da. Beşiktaş bu transferde ne kadar ciddi? Başkan ne düşünüyor? Çok ciddi. Ama başkan da şunu düşünüyor. Rakam konusunda belli bir mantık çerçevesinde alabilir. Yani Beşiktaş çok büyük rakamları böyle genç oyunculara vermek istemiyor. Yani genç oyuncuları almak istemiyor ama makul bir seviyede. Şimdi zaten bugün de Başkan Ahmet Nur Çebi'nin değindiği konulardan biri de bu yabancı ve yerli sayısı ile ilgili. Yani biraz yerli oyuncuların fiyatını olduğundan fazla bir hale getiriyor bu durum. Ve bazı oyuncuların da rehavetine neden oluyor diye. Şimdi burada da tabii bu politikayı izler. Ama ben de soruşturdum. Hani onu çok iyi tanıyanlara sordum. Geleceği olan bir oyuncu. Ama Kerem oynatılacaksa alınmalı. Derler ya gençler için. Evet. Şimdi Valerian Hoca oynatıyor. Yani Oğuzhan Akgül ben sol bek gördüm. Herkes şaşırdı. Dörtlünün solunda oynattı. Sampdoria maçında. Hücumun da solunda oynatacak. Sormuş ona. Dolayısıyla hani Berkay'ı oynatıyor. İşte diğer Emirhan'ı oynatıyor. Emirhan Delibaşı. Kartal'ı oynatıyor. Bu Emirhan'a çok süre verdi. Bu oynatma cesareti olan bir teknik heyet olduğunuzda bu transferler mantıklı geliyor tabii ki. Ama henüz illa anlaşıldı, alınacak diye bir durumda yok. Görüştüğü isimlerden biri. Bak Can Bozdağ'ı da almak istedi Beşiktaş. Ama oyuncu tercih etmedi. Önceliği yurt dışı dedi. Yoksa onu da makul bir rakamda almaya çalışıyordu Can Bozdağ'ı da. Onu da hoca çok O oynatır da biliyorsun. Utrecht'e gitti kiralık olarak Hollanda'ya. Evet, orayı tercih etti. Yani yurt dışında kalmayı tercih etti. Ama Kerem, Emirhan'ın boşluğunu doldurmak için yapılacak bir transfer değil. Yani Emirhan olsaydı da Kerem alınacaktı diye biliyorum ben. Apayrı, birbirlerinden ayrı diye biliyorum. Anladım. Ama önemli bir oyuncu, yani potansiyeli olan bir oyuncu. Onu geliştirebilmek önemli. Aldığında kenarda durmayacak. Ve Beşiktaş geliştirmeye yönelik hamleler yapıyor. İşte bu Rıdvan, efendim Ersin. Ki Ersin'i ayrı tutuyorum çünkü Sergen Hoca dışında kimse Ersin'i oynatmazdı. O ayrı bir şey gerçekten de. Ama diğer mevkilerdeki oyuncuların yönetim oynamasını istiyor. Gençlere şans verilmesini istiyor. Valerian İsmail'e anlaşma yapılırken bu da masaya yatırılan önemli maddelerden biriydi. Seni getiriyoruz ama böyle bir beklentimiz var Biz yani diyerek. şampiyonluğu da kovalamak istiyoruz. Mücadele etmek istiyoruz. Sahada olmak istiyoruz ama oyuncu da yetiştirmek istiyoruz. Akademi, Beşiktaş Futbol Akademisi. Oradan da çıkartmak istiyoruz. Ve şu an oralara 12-13 yaşında oyuncular bile alınıyor. Çünkü bu borç başka türlü kapanmaz. Evet. Üreteceksiniz. Üretmek ve satmak, satış Evet. geliri elde etmek Kesinlikle. zorundasınız. Yani şöyle söyleyeyim. Kerem'i aldı ya. Eğer Kerem 2 seneden fazla Beşiktaş'ta kalıyorsa ben başarısız bulurum bu politikayı. Göndereceksin 2. sene sonunda. Yenisi gelsin diye. Şimdi öz kaynak düzeyinden oyuncu çıkartıyorsun. Emirhan'la bir kontrat yapıyorsun. Aklıma geldi. İlk Emirhan ismi geldiği için söylüyorum. Emirhan bak oğlum diyecek başkan. Babacan bir tavırla. Sen ilk senende bu kadar süre almak zorundasın. Biz de öyle planlıyoruz. 2. senenin sonunda da 3. sezonu görmeden buradan gideceksin. Bizim planımız bu yönde. Sen git ki yerine işte 16 yaşında o U16'da oynayan çocuk var ya o gelecek yerine. Onu yetiştiriyoruz biz. Bunu oturtmaya çalışıyor ve bu olacak gibi. Tabii bunların da olabilmesi için yönetim istikrarı da şart tabii ki. Yani yönetimin gitmesi halinde bile bu politikayı gelen yönetim devam ettirmeli. Bu yönetim politikası değil, kulüp Kulüp politikası politik. olmalı. Aynen öyle. Nevzat Dindar, nasıl değerlendiriyorsun Kerem Atakan Keskin ismini? Acaba rotasyonda Beşiktaş'a değer katabilecek bir oyuncu mu? Benim beğendiğim bir oyuncuydu. Ben izlediğim maçlarda gayet içtense iyi bir yere gelir. Yani öyle gözüküyor. Zayıf yönleri var ama artı yönleri çok fazla. Tekniği, klas bir oyuncu. Ön tarafta Rıza Hoca tedrisatından geçti ki oynadı da yani. Evet. Maçta kazandı. Kupa maçlarında falan güzel golleri var.
Benim beğendiğim bir oyuncuydu ama ondan sonra bir kesildi falan böyle. Bir neden oynamadığını anlayamadım. Orada bir problem mi yaşadım? Sakatı falan mı oldu acaba? Yoksa hani şeyde değildi. İyi gidiyordu yani baktığım vakit. Evet. Ama Sivas'ta işler yoluna gitmiyordu. Belki orada tecrübeli oyunculara yönelmiş olabilir. Evet. Beşiktaş'ın şimdi 4 o mevkide de yani Ulvestad, Hakan Arslan, işte biraz da tecrübe. Geçen sezon Faysal Facir gibi oyuncular vardı. Onu da unutmayalım. Ha, o işte aslında Rıza Hoca kazanmak istiyordu. O zaten Rıza Hoca oynattı. Evet. Öyle kamuoyu tanımaya başladı. Şimdi Beşiktaş 4,5 milyon euro para geldi. Bu paraya 3-4 tane bir kere Türk oyuncu alacaksın yani. Ama Süper Lig'den ama bir alt ligden getireceksin. Mesela Emrecan transferini ben doğru buluyorum. Emrecan'ın da geleceğinin çok parlak olabileceğini düşünüyorum. Ama bir politikaya, bir kulüp politikasını böyle bir günde değişmiyor. Kolay değil. Yani bu bazı şeylerden vazgeçmek anlamına gelir. Şimdi bir tarafta Weghorst'u alıp, Muleka'yı alıp, Gezal ve Rozier'i oynatma lüksüne sahip olup, Gedson'u alıp şey yapamazsın ki. Biz bir şeyden vazgeçiyoruz. O yani anlayış mantalite değişmez. Ama hani biraz daha oraya eğilecektir. Ahmet Nur Çebi belli ki Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Bireysel hani kendi kişisel şeyleriyle hareket etmiyor. Öyle yapanlar gördük. Şu anki tablo ortada. Bu noktada Beşiktaş taraftarının da ben bunu alacağını düşünüyorum. Yani taraftar da destek olur. Yani sadece yani bazen hani Galatasaray ve Fenerbahçe'de biraz daha tabii farklı boyutta oluyor o. Beşiktaş'ın burada biraz daha ben taraftarının yani eğer bunun sonuçları, çünkü bir devrim aynı zamanda baktığın zaman Kerem. Kolay değil yani bu kararı almak. İşin kolayı neydi? Garanti oyuncu almak. Evet. Değil mi? Kiralarsın. Senden sonrasını hiç düşünmez. Böyle böyle biri 6,5-7 milyar, biri 4,5-5 milyar, biri 2-2,5 milyar. Böyle böyle borçlar geldi. Şimdi Ahmet Nur Çebi kendinden sonra belli bir enkaz bırakmak istemiyor. Benim anladığım, gördüğüm bu. Şey yapmak istemiyor yani, işin kolayına kaçıp alırdı oyuncuları. Kimse de hesap soramaz. En kolayı buydu zaten. Bunu yapanlar şu an zaten görüyoruz ne yaptıklarını. O yüzden Kerem'i sordun sen bana. Evet. Ben beğendiğim bir oyuncu. Yani burada tabii Beşiktaş'ın birkaç tane hamle daha yapması lazım. Yani sadece bir Kerem değil ama Kerem iyi bir oyuncu. Yani o aşama kaydedebilecek bir oyuncu. Balerin İsmail de iyi antrenman yaptırıyor. Onun için bir şans olabilir. Ama tek bir hamle değil. Mesela Beşiktaş'ın maçında şu an Şenol Güneş olsaydı çok daha farklı yorumlardım. Şimdi Balerin İsmail var. Balerin İsmail'in metotlarına göre, işte felsefesine göre bir bakış açısı var şu an. Ona göre bakmak lazım. Şenol Hoca olsaydı direkt şampiyonluk için daha şey olabilirdi. Net ifadeler kullanabilirdik. Daha iddialı ifadeler kullanabilirdik. Burada sabretmeniz lazım. Yani Beşiktaş taraftarı umarım bu konuda sabırlı olacak mı onu da bilmiyorum. Serdar'a sormak lazım. Yani artık çabuk tüketiyoruz. Yani niye sabır diyorum? Sergen Hoca bir sonraki sezon gidiyor. Şenol Güneş yani Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden birisidir artık. Fatih Terim. Ya Fatih Terim'i geç. Fatih Terim kredisi vardır. Sezon ortasında. Fatih Terim kredisi vardır. Ama olsun. Gitti. Olsun. Her zaman bir hayır, dönüş bileti vardır Fatih. Hayır o anlamda söylemiyorum Nevzat. Türk futbolunda sabır yok. Sen Beşiktaş taraftarı diyorsun da. Futbolun kendisinde sabır yok. Beşiktaş'ı yorumladığımız şimdi için. Şimdi Emirhan niye gitti? Beşiktaş'ı yorumladığımız Emirhanlar, için. Emirhanlar, Rıdvanlar niye gidiyor? Türk futbol ikliminden uzaklaşmak istedikleri için. Ondan gidiyorlar. Yani Sergen Yalçın'a sabredememiş. Şenol Güneş'e sabredememiş. Al. Ligin geçen sezon kim damgasını vurdu? Trabzonspor. Hocası kim? Abdullah Avcı. Sabretseydin ne oluyordu görüyorsun. Yani Beşiktaş tarafları da artık biraz sabırsız. Modaya onlar da uydu biraz kısmen yani. Beşiktaş tam doğru örnek olmayabilir Abdullah Avcı konusunda. Neden diyeceksin? Yani, Sergen Hoca geldi o sezon ligi çok iyi bitirdi. Olamaz sonra da zaten. Şampiyon oldu yani. Ama işte günlük mü yaşayacağız? Hı-hı. Yoksa biraz daha geleceği düşünerek. Şu an Beşiktaş yönetiminin ben stratejisini doğru buluyorum.
iyi transferler yapacağını bekliyorum. Yani Kerem bu isimlerden bir tanesi. Muhtemelen alt ligde de böyle 3-5 tane bulursunuz ya. Emirhan'dan gelen parayı iyi kullanmak lazım. Ben oraya taktım çünkü. Emirhan'la alakalı başkan, hani zorla güzellik olmaz, başka yerde oynamak isteyene yalvarmayız diyor Emirhan'la ilgili. Torino'nun verdiği yıllık parayı teklif ettik, kabul etmedi. Oyuncuyla sözleşme uzatmak için bir şekilde bu çıkış maddesini koymamız gerekiyordu şeklinde konuşuyor. Başkanın Emirhan'la alakalı tavrını ve düşüncelerini nasıl buldun? Yani açık ve net söyledi. Adam gitmek istiyor. Beşiktaş'ta oynamak istemiyor dedi. Hı hı. Böyle. İstemiyor. Ne yapacaksın ki istemedikten sonra? Yani sözleşme uzatma olayı da bu şekilde oldu. Yoksa sözleşme de uzamıyordu. Hı hı. Çünkü yani menajerleri o ilişkiyi ondan çoktan kurdular oyuncuyla. Oyuncuya söylediler. Seni dedi bak izliyorlar, müzliyorlar. Bunları hepsini biliyor oyuncu. Evet. O yüzden Beşiktaş'tan çıkışını engelleyebilecek unsurları ortadan kaldırmak istedi Emirhan. Bir oyuncunun hayalleri... Neydi o mesela? Bir oyuncunun hayalleri olabilir. İşte bu sözleşme maddesini düşük tutmasının düşük nedeni... Düşük tutması değil mi? O. Ha yine herkes biraz kızıyor çocuğa ama istemese koyamazdı ki Beşiktaş. Adam giderdi. Bedava giderdi. Tabii. Ya onu bak ben tek bir... Yani bu da var. Yalnız... Başkan doğru söylüyor. Yani gitmek istiyor. Biz aynı parayı teklif ettik. Kalmak istemiyor. Çünkü onun da hayalleri var. Ama şimdi... Burada da şu var bak. Altyapıda hani niye şimdi ailesi Emirhan'ı Emirhan yapan adamın telefonunu açmıyor. Önder Karaveli'ni. O altyapıda hep ilgilendi. Özelliği gösterdi ona. Buralara gelmesinde onun çok büyük payı var. Sallıyorlardı ya Önder Karaveli'ye. Hep hedef gösterdiler adamı. Futboldan anladığını iddia edenler var bizim meslekte de. En çok gol pozisyonuna girmiş, geçen sene en çok gol pozisyonuna giren teknik direktör Önder Karaveli aynı zamanda. Ama atamadı Batu Şahin. Sıkıntılar oldu. Onu piyasaya çıkaran adam Önder Karaveli, o aile onun telefonunu açmıyor başkanın dediğine göre. Çünkü niye? Menajerlerle anlaştı. Menajerlerin talimatı da vardı. İlgilenmiyorsunuz kardeşim. Size bir şey diyen olsa bize yönlendir. Menajerimle. Şimdi çocuk da menajerimle konuşun diyorsa, Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişen adam menajerimle konuşun diyorsa yapacak bir şey yok. İbrahim Üzülmez'de menajer yoktu. İbrahim Üzülmez'de de menajer yoktu. Toraman'da da menajer yoktu diye biliyorum. Ama zaman değişti tabii ki. Bak ne diyorum sana? İbrahim Üzülmez'de başka bir kulüpte konuştuğun zaman menajer olur. Ama belli bir seviyeden sonra olmuyor işte. Zaman tabii ki de değişti. Beşiktaş'ta artık ona göre bir planlama yapacak. Yani öz kaynak düzeninden yetiştirdiği çocuklarda bir aidiyet duygusu, o eğitimi vermesi lazım aynı zamanda. Köle olmayacak tabii ki. Beşiktaş kulübü diyecek ki bak Emirhan bu sene oyna. İkinci sene satacağız seni. Zaten üçüncü sene burada kalırsan biz başarısızız demektir. Sen de başarısızsın demektir. Belli bir çıta koyacaklar. Gideceksin. Öyle öyle. Çünkü hepsinin hayalleri var. Hepsi mesela Emirhan Torino'ya gitti. Ne yapar Emirhan? Senede iki kere Milan'a karşı oynayacak. İki kere Juventus'a karşı oynayacak. Roma'ya, Napoli'ye karşı oynayacak. Lige bak abi. Demek istediğimi anlamadım. Yani çocuğun hayali elbette büyük bir hayal. Yetiştirebiliyor musun demek ki? Bu da var. Yetiştirebiliyor musun demek ki? Bu çok önemli. Öz kaynak düzenindeki altyapı hocaları bu da önemli. Ama Emirhan 4,5, Rıdvan 4,5, etti sana 9. O paranın bir kısmını öz kaynak düzenine ayır. Oraya yatırım yap. Bak sana kazandıran. Oraya yatır. Oraya yatırım yap. Burası üretiyor demek ki. Genç nüfus var bu ülkede. Oraya kalkındır. Oraya yatırım yap. Ailelerini, oyuncuların ailelerini katkı sağla. Bir şeyler yap. Oradan petrol çıkıyor demek. Oraya yatırım yapacaksın.